Merhaba, DentaFab'tan Anıl Karaca ben. Dental ekip takım lideriyim. Yaklaşık 3 senedir dental alanda, firma olarak 9 senedir 3D printer sektöründe hizmet vermekteyiz. 3 sene önce kendi cihazımızı ve reçinemizi ürettik. Kuyum sektörü ve dental sektörü olmak üzere ikiye ayrılıp iki ayrı sektörde hizmet veriyoruz. Aslında firma olarak kendi cihazlarımızı ve reçinemizi ürettikten sonra dışarıdan getirilen bir cihazın distribütörlüğünü yapmaya çok da yanaştığımız bir fikir değil. Ancak dijital diş hekimliğine geçişte 3D printerların yanında tarama cihazları, hem ağız içi intraoral scannerlar hem de box scanner dediğimiz masaüstü tarayıcılar sistemi tamamlayıcı ekipman olmasından kaynaklı böyle bir arayışın içine girdik ve Medit firmasıyla bir araya geldik. Sektörde yarattığımız güvenden kaynaklı ve kendi cihazlarımıza müdahale hızımızdan, teknik desteğimizden müşterilerimiz memnun olduğundan ve bu yapıyı bozmak istemediğimizden cihazdan öncelikle emin olmak istedik. Üretici firmadan kadrajda da gördüğünüz T310, T510, T710 cihazlarından birer tane sipariş edip tarama verileri aldık. Bu videonun devamında da zaten bunları kıyaslayacağız ve sahadaki tarayıcılarla alakalı da bir kıyasa girmiş olacağız. Şu an videoda T510 ve T710 modelini görüyorsunuz. 510 ve 310 aslında segment olarak aynı, birini donanım olarak yavaşlatmışlar. 710 ise biraz farklı. 310 ve 510'da 2'şer adet 5 megapiksel kamera varken 710'da 4 adet 5 megapiksel kamera bulunmakta. Cihazların kasası, aldığı açılar tamamen aynı. Bu da görme açısının artmasını sağlıyor. Zaten cihazların çalışma prensibini videonun devamında detaylı inceleyeceğiz. Şimdi gelin beraber Medit cihazlarının kabiliyetlerini ve tarama kalitelerini karşılaştırmalara girelim. Bu kadar derin açıları görebilmek için dişleri kırarak bazen laboratuvar teknisyenleri kırıp o göremediği yeri görüp tekrar yapıştırma yoluna gidiyorlar. Biz de onun için bilerek çok derin bir iş seçtik. Bunun taramasını gerçekleştireceğiz. Arayüz programı, tasarım yaptığınız veya tarama datalarını bilgilerinizi sağlayan cloud sisteminde bir alan yaratıyor. Cihazınızın durumu, kaç saat arama yaptığı gibi detayları buradan inceleyebiliyorsunuz. Inbox'tan doktorunuzda yine Medit'in i500 serisi bir tarayıcı varsa mesajlaşabildiğiniz, mailleşebildiğiniz bir alan yaratıyor. Workbox kısmında bu zamana kadar biz DentaFab olarak demolarda yaptığımız tarama işlerini görebiliyoruz. Siz de kendi yaptığınız işleri görebiliyorsunuz. Workbox kısmında örnek olarak açtığımız bir datanın içine girdiğimizde size öncelikle aynı kullandığınız tasarım programlarındaki gibi iş seçme alanı sunuyor. Eğer ben burada seçtiğim işi 17 numara olarak karar verirsem 17, 16, 18 hatta 15 kısmına kadar bu bölgeye tarama yaparken özellikle daha çok odaklanıyor. Alt çeneyi sadece kapanış olarak kullanacaksam herhangi bir iş seçmediğiniz zaman burada 8 saniyelik bir tarama yapıp taramayı bitirmiş oluyor. Bu da sizin gereksiz zaman kaybetmenizi ortadan kaldırıyor. Örnek olarak 17 numara elimizdeki bir datayı tarama yapalım. Özellikle videoda gördüğünüz gibi çok derin bir görsele sahip olan taramada neler yaptığını anlamış olalım. 17 numarayla alakalı crown, anatomik, örneğin zirkon, A2. Bu da iş seçiminde yaptırmasının sebebi özellikle laboratuvarlara doktor bu datayı gönderiyorsa ben burayı bu projede istiyorum gibisinden bilgi yaratım kısmı, inbox'ta gösterdiğimiz gibi mailleşme ve birbirlerine bilgi aktarımı yapabilmesi adı altında kurulmuş bir alan. Bunu bu şekilde save ediyoruz. Tarama kısmı açıldığında üst çenede sorular sorarken alt çenede herhangi bir iş seçmediğimiz için hızlı tarama yapacağı için detaylı bir soru sormuyor. Güzel bir diğer kısmı ise artikülatör kısmı. Artikülatörlerin belli markaları var. Artex, Cabo, Sam, Mark 330, A7 gibi artikülatörler var. ETC'yi seçerseniz metal bir artikülatörüm var. Yansıma yapmasın diye ışık ayarını değiştir demiş oluyorsunuz cihaza. Plate seçerseniz de ben kendim lastikle veya mum ısıtırarak kapanış tutturacağım. Sadece artikülatörün plate'ini kullanmak istiyorum seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Onay verdikten sonra klasik bildiğiniz gibi odaklama alanı ile alakalı bir ekran çıkartıyor. Buna devam diyebilirsiniz. Tarama tam olarak 1,5 dakika içinde bitiyor. Align edilmemiş halini görmek istediğinizde herhangi bir boşluk olup olmadığını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Tarama işleminin post prosesi tamamlandıktan sonraki File Viewer kısmında baktığınız zaman özellikle
videonun başında verdiğimiz bu derinlikteki işi ne kadar düzgün taradığını burada görebiliyorsunuz. Eğer görmediği bir alan olursa ve bunu kapatmayı Silona veya Trishev gibi otomatik değil de kendiniz yapmak isterseniz, ki bu datada görmediği işlem olmadığı için şöyle yapalım. Scan diyelim ve 8 saniyelik bir tarama yaptıralım ki boşluk kalan işleri olsun. Gördüğünüz gibi 8 saniye yaptığı taramada görmediği yalanlar olacak. Şimdi bu datayı post prosese sokalım. 8 saniyede yaptığımız taramada gördüğünüz gibi bu boşluklar oluştu. Bu boşlukları Trishave, Sirona gibi programlarda otomatik olarak doldurup size burası doluymuş gibi gösterdiği halde Medit bunu bu butona tıklayarak seçtiğiniz datada boşluklu yapıyı Maximum Empty Space Perimeter kısmında 50 mikrona kadar en yakın geometrideki yapıya göre doldururum ifadesi ortaya koyuyor. Siz bunu daha da düşürerek örneğin 33 mikron yapalım. Fill Empty Space dediğinizde bu boşlukları en yakın geometriye göre renk haritasında çıkartarak doldurma işlemi yapıyor. Yani yazılımda otomatik olarak bunu size dolu gösterebilirken önce boşluğu verip before after yaparak sapmanın da olabileceğini size göstermiş oluyor. Bu kıyas ise bunu normalde ben de yapabilirim ancak bunu kullanıcının deneyimine sunmak daha doğru olur ifadesinin bir başka söyleniş tarzı. 3 boyutlu modellerde poligon sayısı objenin parçacık sayısını ifade eder. Yani 6 poligonlu bir yapı ile 300 poligonlu bir yapı arasındaki fark hassasiyet farkıdır. Poligon sayısı arttıkça hassasiyetin arttığını ortaya atabiliriz. Böyle bir sav oluşturabiliriz. Yine bu savdan yola çıkarak piyasada en çok kullanılan tarayıcılardan gelen verileri Exocad programında hemen hemen aynı ölçekte olacak şekilde ekrana sığdırdığımızda Exocad'de modelinizin üzerine sağ tuş tıklayıp görünüm ayarları kısmından wireframe'i seçerseniz datalarınızın içerdiği poligon sayısını görselleştirebilirsiniz. Burada diğer cihazların markalarını vermeyi doğru bulmuyoruz. Ancak detay öğrenmek isterseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Sol üst köşedeki Medit'in en düşük modeli 2 adet 5 megapiksel kameraya sahip olan T310 modeli. Burada poligon sayısı göremeyeceğiniz kadar data siyah görünüyor. Yaklaştığınız zaman poligon sayısının ne kadar fazla olduğunu görebilirsiniz. Buradaki triangle yani üçgen yapısı arttıkça aslında hassasiyetinizin ne kadar doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Diğer datalara baktığınız zaman bu kadar yaklaşmadığınız halde dahi poligon sayısının azlığını gözlemleyebilirsiniz. Ne demek istiyoruz özetle? Poligon sayısı az olan ve poligon sayısı fazla olan aynı ölçüyü farklı cihazlarda taradığımız zaman poligon sayısı fazla olan bir datada keskinlikleri, köşeleri çok daha belirgin görürken özellikle implant üzeri işlerde poligon sayısı az olan bir tarama verisinde bunların smoothlaştırıldığını yani yumuşatılarak daha soft bir geçiş elde edildiğini görüyorsunuz. Aslında bu da sizin özellikle hassasiyet istediğiniz işlerde sıkıntı yaşamanıza sebep olan konulardan birisi oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yararlı olmuştur. Takip eden, merak eden, destek veren herkese teşekkür ederiz.